Manşete hoş geldiniz. Ağustos ayı sıcaklarına rağmen siyasi gündem, ekonomik gündem, toplumun gündemi gerçekten tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Ve özellikle sosyal hayatta sinir uçlarına değen, sinir uçlarına dokunan konular büyük çatışmaları beraberinde getiriyor. Çatışma riski var mı? Hemen her alanda var. Bunu Meclis Genel Kurulu'nda da görüyorsunuz. Yeşil sahalarda, futbolda da görüyorsunuz ve birbirine parmak sallayan insanların haddi hesabı yok. Tabii bu aşamada muhalefetten beklenti had safhaya çıkmış durumda. Ancak muhalefet de iktidarı meşru gösteren ya da Türkiye'de her şey yolundaymış. İşte mahkemeler var, meclis var, burada hakkını arayabiliyorsun, burada siyaset yapabiliyorsun, neyse. Bu alanda kalarak bir biçimde siyaset yapmaya ya da kendine dönük beklentileri karşılamaya çalışıyor. Fakat bu yetmiyor. Bunu herkes görüyor. Bunu muhalefet milletvekilleri de görüyor. Bunu muhalefette siyaset yapan belli başlı başkanlar da görüyor. Fakat enteresan bir biçimde genel başkanlar bildiği doğrultudan şaşmıyor ve bu ister istemez de toplumsal gerilimi körüklüyor. Bir son dakika haberiyle başlayalım. Dilan Polat ki sosyal ağlarda yürüttüğü ticaretle ve bu ticaret aracılığıyla işte kara para aklama vesaire gibi konularda maliyenin radarına takılan bir isimdi. Hakkında tahliye kararı verilmiş. Eşi Engin Polat ve diğerleri hakkında tahliye talepleri reddedilmiş ama Dilan Polat tahliye edilmiş. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve vergi usul kanunuyla futbol diğer spor müsabakalarında bahis şans oyunları düzenlemesi kanunlarına muhalefet suçlarından yargılanıyordu. Yani sözün özü şu, bir takım paravan şirketler aracılığıyla bir takım işler tutuyor ve kara para aklıyor. Ve bunu da görgüsüzce, arsızca yapıyor iddiaları vardı. İşte bu döviz bukleleriyle fotoğraflar falan paylaşmıştı ve aylardır da cezaevindeydi. Kendisinin bir günah keçisi olduğunu savunuyordu. Cezaevinde psikolojisi de çok fazla iyi olmadığı söyleniyordu. Şimdi oradan geçelim. Başta bahsettiğim bu özellikle meclisteki kavga üzerine başlayan acaba bir çatışma, bu konu bir çatışmaya evrilir mi? Bir iç çatışmaya evrilir mi kaygılarına? Alpay Özalan, Can Atalay özel oturumunda Türkiye İşçi Partili Ahmet Şık'ın üzerine yürüdü ve onu yumrukladı ve bu da Türkiye hiçbir zaman haber olmaz dünyada. Yılda birkaç kere işte seçim olursa başka ekstra bir gelişme olursa o da genelde çok da fazla olumlu haberler değildir. Bu şekilde haber oldu. Guardian bu şekilde haber yaptı. Türkiye parlamentosundaki kaosu ve düzinelerce milletvekilinin birbirine girmesi. Görüntüler var. Hepsini seyretmişsinizdir ama ben o görüntülerde dondurulan karelerle yürümek istiyorum. İşte burada Alpay Özalan'ın ki adeta yani meclis idare amiri. Meclis idare amiri bir yönüyle partilerin meclis idare amirleri meclisin iç işinden, asayişinden, düzeninden sorumludurlar. Görev tanımlarında bu vardır. Ama idare amiri pozisyondaki kişi en başta kavgayı başlatan kişi. Haliyle hani tuz koktu deniyor ya, tuz kokalı çok oldu da nasıl bir şebekeyle, mafyayla, nasıl bir çeteyle karşı karşıya olduğunuzu göstermesi açısından önemli bu. Bir partinin idare amirliği, meclis idare amirliği görevini üstlenen şahıs hemen raportta bekliyor. Meclis başkanının oturumu kapattığını ve kapatmak üzere olduğunu görüyor. Ona bakıyor, gözü orada ve adeta işte o oturumu kapatır gibi olurken veya yerinden kalkıp gidiyor gibi olurken kürsüdeki milletvekilinin üzerine yürüyor. Kürsüdeki milletvekilinin ne söylediği ve bunu hak edip hak etmediği değil mesele. O sözleriyle bir şey söylüyor. Siz de sözlerinizle söyleyin. Yani sözlerinizle mücadele edin. Gündem dışı söz alın, hakaret var deyin, aşağılama var deyin, kınama talep edin. Fakat bütün bunların bittiği ve artık gerekenin fiziki güçle yapıldığı, yumrukların konuşulduğu, tekmelerin konuşulduğu bir ortam ve arada kadınlar kaldı. Kan döküldü mecliste ve hemen de temizlemişler. Kan döküldü. Kadınlar darp edildi. Sonra da buradaki fotoğrafta net görülüyor. Alpay Özalan kavgayı başlattıktan sonra hemen arkaya çekiliyor. Yani ilk yumruğu atıyor. Ondan sonra da geçiyor kenardan seyrediyor. Ve millet zaten o arada birbirine girmiş oluyor. Maalesef. İşte bu şekilde ilk yumruğu atıyor. Sonrasında da kenara çekiliyor. Bütün görüntülerde var bu. Ben kare kare dondurulmuş görüntüler üzerinden söylüyorum, anlatıyorum. Metin Günday bahsetmiş. Mealen deniyor ki diyor Alpay'ın Ahmet Şık'a
Meclis kürsüsünde saldırması, onu darp etmesi anayasa ve demokrasiye saldırıdır. Düzeltelim, böyle değil diyor. Saldırı, anayasanın üstünlüğünün, anayasa mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının, kürsü dokunulmazlığının, demokrasinin yok edildiğinin bir kez daha teyidi, tesciridir. Bir kez daha. Daha önce olduğu, şu anda oluyor ve bu ileride de olacak. Öyle görülüyor ki meclis kapalı esasen özel oturumla işte toplantı yeter sayısı toplanarak tatildeki meclis toplantıya çağrıldı. İşte Mahmut Abbas konuşturuldu ki dünyada da kimse ilgilenmedi onun konuşmasıyla, ayrı bir konu. İşte sonra da işte Can Atalay özel oturumu. Muhalefet de işini yaptığını düşünüyor. Muhalefet de bununla ne bileyim gündemi savuşturduğunu veya bir biçimde kendisine gelebilecek eleştirileri karşıladığını düşünüyor. Ne yapalım, işte yaptık. Özgür Özel'in bir konuşması var 5 dakikalık oturduğu yerden Meclis Genel Kurulu'nda. Ya inanılır gibi değil. Yani her şeyi meclis çatısı altında çözmeyi planlayan, ben bunu başkanla görüşeceğim, Numan Kurtulmuş'a gideceğim falan. Yani çıkamadı grup başkan vekilliğinden. 9 yıl grup başkan vekilliği yaptı ve 10. yıl CHP Genel Başkanı gibi değil, hala CHP Grup Başkan Vekili gibi davranıyor. Her şeyi meclis içerisinde çözeriz biz. Mecliste istenmeyen olaylar oldu, ben bunu başkana götüreceğim. Örtmenim, örtmenim, örtmenim. Hatırlar mısınız ilkokul sıralarından? Ceren Tuncer diye bir avukat var. AKP'de siyaset yapıyormuş. Gereğini yaptı kral diyor. Şimdi paylaştığı videoda da şu var. Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde. Erdoğan'a diyor bir şey yaparlarsa karşılarında beni bulurlar. Alpay Özalan'ın meclisteki açıklaması, daha ortada hiçbir şey yokken. Erdoğan'a bir şey yaparlarsa karşılarında beni bulurlar ve yapıyor zaten. Muhtemelen övgü de alıyor. Yürü deniyor. Övgü de aldığı için bunu yapmaya devam ediyor ve edecek. Mutlaka saraydan bir tebrik telefonu falan gelmiştir. Eğer parmak sallarlarsa Alpay Özalan'a, yaptığın yanlıştı bak bir daha sakın ha falan derlerse ne yaparlar? Kenara çekerler. Ne bileyim apoletlerini sökerler. Alpay Özalan da bir daha yapmaz. Çünkü yukarıdan azarı işitmiştir. Zaten kınama cezası verilmiş hem Ahmet Şık'a hem de Alpay Özalan'a. Gelen kulis şunu söylüyor. Yani esasen Alpay Özalan'a meclis kınama cezası vermek istemedi ama ne yapalım, el mecbur. Gereğini yaptı kral diyor Ceren Tuncer. Kim? Ya profiline bakıyorsunuz, AKP İnsan Hakları Başkan Yardımcısıymış. Yani biri idare amiri, öbürü de gereğini yaptı diyen kişi de İnsan Hakları Başkan Yardımcısı. Böyle yerlere, yani bir biçimde hakkını aramak için kaba kuvvete başvurabilirsin gibi düşünen insanlardan biri insan haklarının başına, insan haklarına, insan haklarından sorumlu, öbürü de meclis idare amiri. Haliyle yaşanan durumu resmetmesi yönüyle, yaşanan durumu göstermesi ve çıplak fotoğrafı olması yönüyle önemli. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insanlar siyaset yapmaya devam ediyorlar ve bunu yapmak istiyorlar. Birazdan neden meclis epeydir bitti ama neden bunu muhalefetle kabul etmek istemiyor, ona bakacağız. Yeşil Sağlar'da Ali Koç darp edildi en son. Yani Göztepe maçında, Göztepe deplasmanında taraftar saldırdı ve yere düştü Fenerbahçe Başkanı. Şimdi burada bir takım yorumlarda deniyor ki işte sahaya indi diye dayak mı yiyecek ya da sahaya inmeyecekti Fenerbahçe Başkanı. Şimdi pek çok şey söyleniyor. Yani bir kulüp başkanı, federasyon demiş ki bir kulüp başkanı sahaya inmemeliydi ama geçmiş olsun filan. Neden sahaya indi? Sahaya inmesinin nedeni belli. Takımı galipken, sahada herhangi bir sıkıntı da yokken neden insin? Buna cevap ararken şu detaya rastlıyoruz. İzmir Emniyeti Göztepe maçında, Göztepe deplasmanında maça gelen taraftarları maç başladıktan, hatta ilk devre bittikten sonra stada almaya başlamış. Güvenlik prosedürlerinin hepsi tamamlanmasına rağmen. Dolayısıyla taraftar isyan ediyor ve Fenerbahçe Başkanı da bir noktadan sonra çileden çıkıyor ve sahaya iniyor. O arada iki yöneticisini göndermiş, biber gazı yemiş yöneticiler, duymamazlıktan gelinmiş, bir sürü şey. Son çare kendisi müdahale etmek durumunda kalmış. Şimdi tabii son tahlilde siz kendiniz müdahale ettiğinizde, sahaya indiğinizde elbette Fenerbahçe Başkanı'nın sahada ne işi var? Ayrıca sahaya inerseniz olası bir arbedede sizin de başınıza bir şey gelebilir.
sahaya inen bunun sonucuna katlanır gibi bir şey ortaya çıkıyor ama onu tahrik eden, onu kışkırtan olaylar var. Yani hadiseye bir bütün olarak bakmanız gerekiyor. Evet, son tahlilde Alpay Özalan'ın yumruğundan veya ne bileyim mecliste çıkan kavgadan falan farksız bu olay. Fakat bir yönüyle de işte bir noktadan sonra artık sözün bittiği yer başlıyor. Yoksa ne onu ne de bunu tasvip ediyor değilim ama fotoğrafın bütününe bakmak lazım. Elbette Ali Koç'un, benim durduğum görüşte, taraftarın hakkını araması çok doğal. Fakat konuşarak, müzakere ederek ya da itiraz ederek çözmesi gereken bir sorunu sahaya inerek çözmeye çalıştı ve bunlar oldu. Son tahlilde inmemesi gerekirdi. Evet. Fakat ama işte onu oraya indirten nedenler de bu. Ali Koç da heyecanlı bir insan filan. O arada Acun Ilıcalı ki Fenerbahçe yönetiminde işte en son Mourinho transferinde falan da etkiliydi. Bu olayları bizim üstümüze yıkmaya çalışıyorlar. Acil durum oldu ve başkanımız sahaya indi. Başkan zaten tribünlerle muhatap olmadı. Başkan dönerken maç başlıyor. Taraftarımızın güvenliği sağlanmadı, mağdur oldu. Başkanımız da bunu gidermek için gitti diyor. Yani böyle her tarafın açıklamasına bakmaya çalışıyorum ki konuyu net anlayalım. Evet, Acun Ilıcalı da Fenerbahçe'nin yeni yönetiminde ya da yeni döneminde söz sahibi isimlerden biri. Şimdi böyle bir dönem, bakın iç çatışma derken oraya geliyorum yavaş yavaş. Avukat Dilek Ekmekçi'nin bir postuna, bir gönderisine Eyüp Yıldız isimli kişi istediğin bir renk var mı? Hatta böyle hakaretamiz bir ifadeyle ceset torbaları fotoğrafıyla cevap veriyor. Peki bu sıradan bir insan mı? Bir troll mü? Bir troll olduğu kesin ama işte bu zannediyorum MHP'nin seçim işlerini, elektronik işlerini neyse, seslendirme neyse, organizasyon işlerini götüren Yıldızlar firması onun kurucusuymuş. Aynı zamanda MHP Genel Başkan baş danışmanıymış. Ve bu kişi beğenmediği bir yorum karşısında ceset torbasıyla cevap veriyor. Yani artık fikre karşı fikir, fikre karşı konuşma, itiraz etme, neyse o işin yolları, o bitmiş durumda. Yani kaba güçle, darp ederek veya hakkını bir biçimde uyarı atışıyla veya öldürerek falan arayan bir noktaya evrildi. Haliyle herkesin de bunu bu biçimde değerlendirmesi icap eder yani. Maalesef durum bu. İşte ondan Bloomberg'de yayınlanan son istatistikte araştırmaya dayalı G20 ülkeleri içerisinde iç çatışma riski, iç savaş demiyor ama iç çatışma riski en yüksek ülkeler sıralaması yapılmış ve görüyorsunuz Türkiye ilk sırada, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada Amerika var. Önümüzdeki 12 ay içerisinde diyor. Bundan sonraki 12 ay içerisinde. Yani 2024'ün kalan aylarında ve 2025'te en yüksek iç çatışma riski olan ülkeler sıralamasında işte bu verilere de bakarak ve geriye doğru da tabii çok hadise var. Türkiye ilk sırada bir ülke. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Yani evet bir iç çatışma riski var. Türkiye'de yakın dönem tarihinde çokça incelemiş biri olarak şunu söyleyebilirim. 1960-27 Mayıs darbesine gelirken üniversite olayları falan var. Çok yüksek volümlü değil ama en yüksek volümlü olaylar 12 Eylül 1980 darbesinden önceki 2-3 yıl içerisinde anarşi dediğimiz dönemde yaşandı. Sağ-sol kavgası çokça insan hayatını kaybetti, silahlar konuştu ve ülke sıkı yönetimle idare edilirken, sıkı yönetim altındayken o da yetmedi, darbe oldu. Ve belki de bu darbeye zemin hazırlayan bir olaydı, bilmiyoruz. Sonrasında pek yaşanmadı sonraki 40-45 yıl boyunca. Fakat şu dönem yaşanan olay bugüne kadar yaşanmadığı kadar toplumsal bir gaz birikimini gösteriyor. Yani ekonomik olarak, sosyal olarak yaşanan hemen her anlamda otoriter yönetimin uygulamaları, icraatı, hukukun rafa kalkması, pek çok şey. Hayat pahalılığının katlanması, ekonomik belirsizlik ve geleceği göremeyen insanlar, birazdan bakacağız. Yurt dışına gitmek isteyen insanlar yarıdan fazla. Ve bunun içinde AKP'liler de var. İyi şey yok mu? Belki bir tane iyi şey var. O da onu da mutlaka görmeliydik. Federasyon Başkanı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ahmet İstanbul maçını seyretmek için Diyarbakır'a gelmiş bugünkü maçı.
gala yemeğine katılmış. Burada vali ve DEM Partili Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun'la aynı masada oturmuşlar. Bu iyi bir şey. Hacı Osmanoğlu ilk maçı Diyarbakır'da izleyeceğim diyerek de böyle bir söz vermişti. İşte bu şekilde de bir forma hediye etmişler. Böyle de pozlar verilmiş. Bakalım iş nereye gidecek? Yani iyi bir görüntü bu. Güzel bir görüntü. Onun için altını çizmek istedim. Fakat sonrasına elbette birlikte bakacağız. Şimdi bir günün hafta sonu manşeti, mecliste olmak artık anlamsız. Rejimin aparatına dönüşen bir yapıya meclis muamelesi göstermek, halka karşı işlenen suçlara ortak olmanın dışında başka bir anlam taşımaz diyordu. Muhtemelen bu editörün, yani bir gün gazetesi yazı işlerinin manşeti, yorumu olarak bu şekilde çıktı. Neden? İşte bu meclisteki kavga ve işte Can Atalay meselesi ve bir türlü hukukun dinlenmemesi ve meclisin bildiğimiz yöntemlerle konuyu çözmeye çalışması. Neyse. Bu konuda özellikle oylamaya katılanlar, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Can Atalay oturumunda çalışmalarına devam etmesine ilişkin, Can Atalay'la ilgili olarak çalışmalarına devam etmesine ilişkin bir oylama yapılıyor ve burada iktidar bloğundan 80 milletvekili katılmamış, muhalefet bloğundan 71 milletvekili katılmamış ve oylama red 244, toplam red 244, kabul 198 ile reddedilmiş. Yani meclis kapanmış. Şimdi deniyor ki, 200 şu en alttaki rakam, 198 kabul, 244 red. Deniyor ki 70 milletvekili muhalefetten neden yoktu? Katılsaydı bu iş olmazdı. Şimdi evet öyle. Yani şeye baktığınızda, matematiğe baktığınızda matematik böyle söylüyor. Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışmasını, iç işini bilen parlamento muhabirleri iyi bilirler ki kulislerde ne olduğunu bilmiyoruz. Öyle ki içeride oylama olurken grup başkan vekilleri durumu idare ederler ve iktidar ya da muhalefet neyse duruma göre kulisteki milletvekillerini çağırır. Yani eğer muhalefetin öne geçmesi filan söz konusuysa kimi iktidar milletvekilleri kuliste çay kahve içiyordur. Onlar genel kurula davet ederler ve denge gene iktidar lehine bozulur, bozulabilir. Bu durumu bilmiyoruz. Yani genel kuruldaki oylama bu. Fakat kuliste kaç kişi vardı? Kaçı muhalefet milletvekiliydi, kaçı da iktidar milletvekiliydi bunu bilmiyoruz. Ama matematik olarak tabloya baktığınızda evet muhalefet milletvekilleri yaz rehavetinden kurtulup oylamaya katılsalardı durumu kendi lehlerine değiştirebilirlerdi. Ama dediğim gibi şerh düşüyorum. Eski bir parlamento muhabiri olarak kulislerde kaç milletvekili vardı bilmiyoruz. AKP'nin tek umudu CHP başlıklı yazıda bu konuya dikkat çekmiş Sedat Bozkurt ve tecrübeli bir parlamento muhabiridir aynı zamanda. Muhalefet milletvekilleri tam kadro katılsaydı durumu tersine çevirebilirdi diyor. Onun için bu görüşünü önemsiyorum. Fakat yazısında enteresan bir noktaya dikkat çekiyor. Erdoğan'ın katıldığı bir toplantıda sunum yapılırken iyi haber alan bir insandır Sedat Bozkurt, kulislerine itibar etmek gerekir. Erdoğan'ın katıldığı bir toplantıda sunum yapılırken AKP'nin stratejisini net ortaya koyan bir değerlendirme dillendirilmiş. Muhalefetin sağ bloğunu dağıttık. İşte buna İyi Parti, Yeniden Refah, şunu bunu katın. Kolay kolay toparlanamazlar. İşte Gelecek Partisi, Saadet, neyse. Hepsini katın. Deva. Şimdi sırada CHP var. CHP'yi de içindeki sert rekabet ve tartışmalar devre dışı bırakacak diyor. Bu şekilde bir görüş dile getirilmiş. AKP yönetimi ekonominin düzeleceğinden umutsuz diyerek devam ediyor. Fakat son paragraf dikkat çekici. Ona da ben asıl dikkatinizi çekmek istediğim bu yayında bu. Ekrem İmamoğlu için AKP'nin özel planı var. Hakkındaki yargı kararı henüz kesinleşmedi. Dosya ele de alınmış değil. Neden? Beklemede. Neyi beklediğini doğal olarak biliyoruz. Dillendirilen iddiaya göre parti içi denklemden de İmamoğlu çıkarmayacak bir plan hazır. Yatarı olmayan bir ceza ve siyasi yasak. Fakat diyor, siyasi yasağın süresi önemli. Aldığı ceza kadar, yani 26-27 ay gibi. Bugün ceza alsa, dedim ya işte hakkında böyle demokrasinin kılıcı gibi bir yargı kararı bekliyor İmamoğlu. Bu İmamoğlu da farkında bunun. Bugün ceza alsa 26 ay, 27 ay siyasi yasaklı olacak. 26 ay sonra siyasi yasağı kalkacak. 26 ay sonra seçim olduğunda üzerinde hiçbir pranga kalmayacak, risk kalmayacak.
İşte onun için bekletiyorlar. 2027 Mart ya da Nisan ayındaki seçime yetişecek böyle bir durumda. Onun için diyor, CHP içindeki mücadele de var olacak şekilde yani. Görüldüğü gibi AKP'nin 2027 planı bile hazır, hem de muhalefetin bile dahil edildiği bir plan, her seçim olduğu gibi demiş. Evet, muhalefet bunu bilmiyor mu? Ya gerçekten biliyor elbette. Aklı başında insanlar, iyi eğitimli insanlar. Fakat enteresan bir şekilde bu oyunu oynamaya devam ediyorlar ki AKP'nin tek umudu CHP derken Sedat Bozkurt zannediyorum boşuna söylemiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu ne demiş? Fotoğrafa birazdan geleceğim. Bugün yapılan bütün haksızlıkların sorumluları vardır. Ama CHP de bu yaşanan olaylara dönük sorumluluktan kaçamaz. Bu sürecin yaşanmasında muhalefetin etkin biçimde başarıyı ortaya koymamasının da sorumluluk paydaşı olduğunu buradan duyurmak isterim demiş. Kesinlikle öyle. Şimdi bu fotoğraf Hacı Bektaş şenliklerinde çekildi. CHP'nin eski ve yeni genel başkanları oturuyor. Ekrem İmamoğlu oturuyor. Şimdi fotoğrafta dikkat çeken şey, yani aslında böyle bir şeye de gerek yok ama Türkiye'de maalesef aynı protokol düzeni, iktidar muhalefet fark etmeksizin uygulanıyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne birer sehpa konmuş. Üzerinde de sular var vesaire filan. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde yok. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil, Tuncel Bakırhan'ı var orada. İşçi Partisi Genel Başkanı var filan. Onların önünde de yok. Şimdi burada böyle bir ayrıcalık ya da ne bileyim farklı bir muamele söz konusu olmuş. Yani Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na ayrıcalık göstermiş orayı tertip edenler. Eğer liderler bunun farkında idilerse onu kaldırtmaları icap ederdi. Diyelim ki farkında değillerdi. Neyse, dönelim. Dilruba K ya da Kayserlioğlu. Hala tutuklu biliyor musunuz? Hani hep söylenen konu. İşte CHP bir Dilruba K kadar muhalefet yapamadı ya da muhalefetini sürdüremedi. Evet, hep söylenen konu. Bir başka konu. Altan Sancar bir tweet paylaşmış ve paylaştığı tweetten dolayı soruşturma başlatmış Cumhuriyet Savcılığı. Ülkenin geldiği nokta, yani son derece normal bir olguyu ortaya koyuyorsunuz, bir durumu ortaya koyuyorsunuz gazeteci olarak. Yazdığı şey şu: Şırnak, Kars, Iğdır, Ağrı, Siirt, 31 Mart seçimleri, Hakkari, Mardin gibi yerlerden gelen taşıma seçmen görüntüleri akıllara ziyan. Gördük, izledik. Defalarca ekrana getirdik. Otobüs ve minibüslerle getirilip oy kullandırılan insanlar var. Öyle. Hatta nereden geldiğiniz sorusuna şehir dışından diye cevap verenler bile var. Şimdi bu tweet'e soruşturma açılmış, düşünebiliyor musunuz? Yani haliyle Türkiye muhalif güçlerinin, demokrasi güçlerinin gerçekten şapkasını önüne koyup düşünme vakti. Bunları değerlendirme vakti. Hani artık küfür, hakaret, aşağılama falan ya da halkı ki... Hatta diyor ki bu tweet yüzünden ifadeye çağrıldım. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik nedeniyle ifade veriyorum Altan Sancar. Bu tweetin Allah aşkına söyler misiniz neresinde halkı kin ve düşmanlığa tahrik var? Ama dediğim gibi her şeyden artık bir şey çıkartıyorlar. Yani. O arada İstanbul'un göbeğinde 3 kişi infaz edildi. Görüntüleri var. Dehşet verici. Medyada tek satır yok. İçişleri Bakanı her gün en küçük baskını bile video olarak paylaşır. Ondan da bir tepki yok. İşte Hamas'lı olduğu ifade ediliyor. Ölenlerin, öldürülenlerin ve Mossad'ın infaz ettiği ifade ediliyor. Ama işte Mossad Türkiye'de Hamas'ları infaz ettiği iddiası var ama ne medyada tek satır var, talimat gitmiş belli ki, ne de İçişleri Bakanı'ndan falan bir açıklama var. Bu görüntü işte çokça paylaşıldı. Çakarlı araçla, çakarlı lüks araçla çektiği videolarla gündeme gelen İYİ Partili Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban'mış. Bu kişinin aynı zamanda Sermaye Piyasa Kurulu tarafından piyasa dolandırıcılığı tedbirleri kapsamında 6 ay süreyle işlem yasağı falan getirilmiş. Sonra da diyor ki bu, yani ben diyor çakarlı araçla gariban Anadolu çocuklarını falan taşıdım, bilmem ne yaptım falan filan. Şey, T24'ten getirdim bu haberi de. Böyle bir şey, yani İYİ Partilisi, hani sağı dağıttık diyordu ya Erdoğan. İYİ Partilisi de böyle. Onun için İYİ Parti'yi de çok şeyden ayırmamak lazım. Şimdi dönelim. Bütün bu gelişmeler çerçevesinde biliyorsunuz Schengen vizesi almak çok zorlaştı. Avrupa kapıları adeta kapandı. Çoğu ülke ya randevu vermiyor ya da 6 ay sonrasına, 1 yıl sonrasına randevu veriyor. Orada bile Schengen vizesi çıkmıyor. Red oranları arttı falan.
Çare yeşil pasaport. Şimdi devletin kamu görevlilerine verdiği bir hususi pasaport bu. Şimdi meclisin gündeminde bekleyen şu meslek kollarında da yeşil pasaport talepleri var. Bekçiler, muhtarlar, tır şoförleri, serbest muhasebeciler, özel sektördeki doktorlar, hakim savcılar, engelli memurlar, gardiyanlar, gazeteciler, herkes yani. İşi gücü olan herkes. Şimdi siz bunu yaptığınız zaman bilmiyor mu elin oğlu yani armut mu topluyor? Şimdi herkes görüyor, takip ediyor. Bu yeşil pasaporta vize gelmesi demek. AB bunu gördü, yakaladı, anladığı anda yeşil pasaporta da vizeyi koyar. Bir bu. İkinci tarafı şu. Bir ülkede öyle yeşil, mavi, gri bilmem ne pasaport olmaz. Bir tane pasaport olur. Ben İngiltere'de yaşıyorum. Herkesin bir tane pasaportu var. Siyah renkli bir tane pasaport. Milletvekili de aynı pasaportu taşıyor. Ne bileyim düz vatandaş da aynı pasaportu taşıyor bilmem ne filan. Böyle. Tek bir tane herkesin pasaportu olur. Bir de bu. İkincisi, üçüncüsü yani böyle bir şey çıkar mı çok fazla ihtimal vermiyorum. Çünkü bunu bu düzenlemeyi yapacak kişiler bu meslek gruplarına da pasaportu verirlerse yeşil pasaporta da artık vize isteneceğini bildikleri hesap ettikleri için böyle bir düzenlemeyi çıkarmazlar diye düşünüyorum. Çünkü artık yeşil pasaportunda bir şeysi kalmaz. Şimdi dönelim metropol araştırmaya. Başka ülkede yaşam. İmkanım olsa başka bir ülkede yaşamak isterdim İfadesine katılıyor musunuz? %44 katılıyorum diyor. %54 katılmıyorum diyor. Yani halkın yaklaşık yarısı artık imkanım olsa başka bir ülkede yaşardım diyor. Peki partilere bakalım. Katılıyorum diyen AKP'lilerin oranı 28'den 32'ye, CHP'lilerin oranı 60'dan 62'ye çıkmış. DEM Parti 80'miş 52'ye düşmüş. Evet. Maalesef. Durum bu. Durum bu merkezde. CHP'lilerin 3'te 2'si, İYİ Parti ve DEM Partilerin yarısı, AKP'lilerin 3'te 1'i, MHP'lerin 4'te 1'i imkanım olsa yurt dışında yaşardım diyor. Metropol bu anketi Ekim 2023'te de yapmış. Orada %39'muş bu oran. Demek ki 5 puan daha artmış genelde. Yani Ekim'den Ağustos 2024'e. Ekonomiyle yavaş yavaş bağlayalım. Durmuş Yılmaz paylaşmış. Eski Merkez Bankası Başkanı, son derece önemsiyorum. Merkez Bankası'nın yerle yeksan edilen kredibilitesi nedeniyle çok maliyetli bir dezenflasyon sürecinden geçiyoruz. Geçmişte ödediğimiz maliyetleri maalesef tekrar ödüyoruz. Dolar bazında %40 faiz ödüyoruz. Dolar bazında %40. 100 dolarınızda 140 dolar alıyorsunuz. Bu budur yani. Faiz yüksek, üretim büyüme ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Baz etkisi dışında dezenflasyonun başladığını gösteren kesin veriler henüz yok. Faiz indirimine erken başlayıp tekrar başa dönme, ödenen maliyetleri çöpe atma ihtimali sıfır değil, iki ucu pis bir sopa. Siyaset kurumu üst gelir gruplarını vergilendirerek katkı verilmelidir diyor demiş. Evet. Bir diğer konu ki maymun çiçeği virüsü son derece önemli. Önlemler alınıyor. Onunla bağlayayım bugün manşeti. Mpox olarak da geçiyor. Afrika'da hızla yayılıyor. Avrupa'da ilk kez 15 Ağustos'ta İsveç'te görülmüş. Fakat dünyanın farklı noktalarına aynı anda yavaş yavaş ulaştığını görüyoruz. Eş zamanlı takip etmeye çalışıyorum. Türkiye açısından şöyle bir risk var. İstanbul Havalimanı Afrika için çok önemli bir hub ve Afrika'nın bir yönüyle dünyaya açılan önemli kapılarından biri. Afrika'nın en az 42 ülkesindeki 62 ayrı noktaya uçuyor Türk Hava Yolları ve tabii İstanbul'dan da dünyaya dağılıyor. Bu yönüyle Türkiye açısından da mühim bir riski barındırıyor bu maymun çiçeği virüsü. Bu konudaki gelişmeleri sonraki yayınlarda hafta boyunca detaylı olarak ele alacağımdan, yayının ikinci yarısında detaylı olarak ele alacağımdan emin olabilirsiniz. Diyor ve bir manşeti daha bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.